Şimdi 8. soruda diyor ki 4'er satır 3'er kıtadan oluşan bir yazıyı sütunlara bölünüz. Araya çizgi koyarak çizgi üzerine adınızı soyadınızı yazınız. 4'er sıra 3 kıta diyor. O zaman yeni bir sayfa açıyoruz. Şimdi rastgele basabiliriz. Bu birinci sıra, ikinci sıra, üçüncü, dördüncü sıra. Önce bunları bir daraltalım. Bir boşluğu kaldır. Sonra bundan iki tane daha kopyalıyorum. CTRL-C, CTRL-V. Bunlar 3 kıta olacakmış. Şöyle. 1, 2, 3, 4. Bir tanesini fazla mı yaptık? Şunu da bölelim bakalım. Evet, bunu çok almışız. 4'ten itibaren. 3 kıta 4'er sıra. Şimdi bunları seçiyorum böyle. Hatta sayfamı yatay yapayım. Sayfa düzeni yönlendirme yatay. Şimdi yatay sayfamız zaten. Sayfa düzeni, sütunlar, diğer sütunlar. Bak tekrar giriyorum. Sayfa düzeni, sütunlar, diğer sütunlar. 3 sütun, araya çizgi koyu işaretledim. Tamam dedim. Şimdi hiçbir şey olmadı bakın. Asıl yapmam gereken şey şimdi bu. Birinci ile ikincinin arasına girip sürekli Enter'a basıyorum. Hop kaydırdım bakın. Evet, sonra ikinci ile üçüncünün arasına girip sürekli Enter'a basıyorum. Otomatik olarak çizgiler kendisi çıkıyor. Böldük. Şimdi bunların üstüne yazı eklemek için ekle, metin kutusu, metin kutusu çiz. Burayı çiziyoruz. Buraya adınız, soyadınız yazıyorsunuz. Ve bunu döndüreceğiz. Seçtik. Nereden döndürüyoruz? Metin yönü 1, 2. O zaman biz metin kutumuzu aşağı ve yana doğru da daraltınca, sonra bunu tutup bu çizginin üstüne bir tane, yandaki çizginin üstüne bir tane koyuyoruz. Kenar çizgilerini yok etmek istiyorsak, biçimlendir, şekil ana hattı, ana hat yok. Bunda da aynı şey, biçimlendir, şekil ana hattı, ana hat yok. İkisini birden eklemiş olduk. Yani ilk önce yaptığımız şey şu. 3 tane kıta oluşturuyoruz, 4'er satırdan oluşan. Sonra bunları seçip, sayfa düzeni, sütunlar, diğer sütunlar. 3, araya çizgi koyu işaretliyoruz. Bunu yapınca hiçbir şey olmuyor. Sonra birinci ile ikincinin arasına girip sürekli Enter'a basıyoruz. Geldi. Sonra ikinci ile üçüncünün arasına girip sürekli Enter'a basıyoruz. O da buraya geldi. Sonra ekle, metin kutusu çiz. Buraya bir tane çizdik. Buraya adınız, soyadınız. Sonra bunu metin yönünden döndür. 1, 2. Ve bunun kenar çizgilerini yok et. Şekil ana hattı, ana hat yok. Sonra bunu buradan taşı. Buraya bir tane. CTRL tuşuna basarak buraya bir tane. Bitti. Kaydederken dosya, farklı kaydet, soru 8 olarak kaydediyoruz. Soru 8, adınız soyadınız yine. Bu şekilde kaydettikten sonra işimiz bu soruyla bitmiş oluyor.